Kıbrıs Türk halkının haklarını omuz omuza savunduk. Egemen eşitlik ve eşit ulusal statü devletlerin işbirliğiyle Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varabileceğimizi var gücümüzle bütün dünyaya paylaşıyoruz. Geçmişte zorlu müzakereler yürüttük. Özellikle Rum kesiminin herhangi bir çözüm istemediği için, Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şey paylaşmak istemediği için reddetmesi sebebiyle bir neticeye ulaşamadık. Transmontana'da yaşananlarda dönüşümlü başkanlığı bile Kıbrıs Türk halkına layık görmeyen bir zihniyetle nereye kadar? Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğu zaman kampanyasında bunun altını defalarca çizdi. Sonuçta Kıbrıs Türk halkı kendilerini büyük bir destekle Cumhurbaşkanı olarak seçtiler. Kıbrıs Türk halkının varlığının son bulabileceği, Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'den dışlanacağı bir siyasette harada ısrarcı olacaklarını görüyoruz. Bir müzakere olacaksa artık iki toplum arasında değil, iki egemen devlet arasında olması gerektiğini söyledik. Tanınacak iki egemen devlet kendi arasında her türlü işbirliğine doğal olarak gidebilir. Yeni siyasette ne diyoruz? Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti bir Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. Onların hayali bu Rum Cumhuriyeti'ni daha da kökleştirmek ve Türkleri oraya yama yapmak ve dolayısıyla Kıbrıs'ta nihai hedeflerine ulaşabilmek. Tüm olumlu yaklaşımımıza rağmen maalesef başta Avrupa Birliği olmak üzere sözlerinde durmayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk halkını izole etmeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını tüm dünyada savunmak için çaba sarf ediyoruz. Biz bu oyuna gelmeyeceğimizi haykırdık ve ne mutlu bize ki sizler Türkiye Cumhuriyeti tamamıyla bu yeni siyasete destek verdiniz. Dünyanın her merkezinde, her yerde yeni siyaseti en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz ve dolayısıyla bu da bir aşamadır.